Ben kolileri arka odaya yığdım. Ev bulur bulmaz taşırım artık ha. Ya Kudret. Hı? Bak vallahi güceniyorum ama ya. Ev bulmak da ne ya? O ne? Yani biz hayatım artık ideal bir çift olduk. Birlikte yaşamamız gerekmez mi? Bu evin suyu mu çıktı ya? Yerleş işte buraya, birlikte yaşayalım. Ben biraz çıkıyorum. Sen ilaçlarını kendin alırsın değil mi? Yani alırım tabii almayı da. Nereye ya bu saatte? Ya Hamdi ile Siren'le buluşacağım. Kudret ben de geleyim ha? Yok devenin nalı artık. Yani şey demek istedim be Emel. Biz erkek erkeğe takılacağız işte. Senin ne işin var şimdi orada? Biz bira içip maç falan izleyeceğiz. Ama Kudret ben yalnız başıma kalacağım ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Zaten benim dizi bitti. Ben size maç kanalını açarım. Burada keyifli keyifli izlersiniz ha? Emel bak ben sıkıntılı adamım. Böyle üstüme üstüme gelme yani, daralıyorum. Yani ayrıca özgür ruhluyum da. Şöyle çıkıp dolaşmam lazım. Kafama göre takılmam lazım. Boğma beni ya. Alo. Haluk'cum. Zeliş'cim, toplantım uzadı biraz. Sen bir taksiye atlayıver, bekleme beni, oldu mu? Ha, tamam. Benim buradaki işim bitti zaten. Ben eve geçiyorum o zaman. Evde görüşürüz canım. Görüşürüz. Ya sen ne geldin yine benim kapıma dayandın ya? Ne istiyorsun, ne var? Allah Allah, evdeyim diye mesaj attın ya kızım. Aa, sana mı gelmiş o mesaj? Ben onu Halil'e atmıştım. Ya bırak bu numaraları kızım. Gel buraya. Ay çekil şuradan, küsüm ben sana. Zeliş, bak yeminle bana senden başka kadın yok bu hayatta. Pis yalancı. Seni çok seviyorum kızım. Hala ilk günkü gibi heyecanlandırıyorsun beni. Ya Kudret. Sen bana aitsin kızım. Başkasının olamaz. Hoş geldin sevgilim. Sen yatmadın mı da? Biliyorsun hayatım. Sen olmayınca beni uyku tutmuyor. Bak Emel. Bence bana bu kadar bağlanma. Yani dünyanın bin bir türlü hali var. Yarın öbürsü gün ayrılmamız gerekse... Sus sus sus. Şakası bile hoş değil. Hayatım. Ben bugün ne yaptım biliyor musun? Senin eşyalarını bir bir yerleştirdim. Yerleştirirken bir de ne göreyim? Bir tane hesap cüzdanı. Senin adına. İsviçre Bankası'ndan. Efendim? Ya. Şu Allah'ın işine bak. Allah'tan ki ben çok iyi niyetli bir kadınım. Gerçekten bak. Mesela bu kötü niyetli birinin eline geçse maazallah. Neler neler yapar. Mesela bir düşünelim. Mesela ben bu paradan haberim olduğunu hiç çaktırmayabilirdim. Niye? Çünkü maazallah. Yani olur ya. Bir gün sen beni terk edersen eğer bu paranın varlığını polise hemen söyleyiveririm. Onlar da seni yalan beyandan hemen içeri tıkarlar. Paraya da tertemiz el koyarlar. Ama diyorum ya. Yani böyle şeylere hiç ihtiyacımız yok. Ne ben böyle bir şey yapacak bir kadınım, ne de sen zaten beni terk edecek bir erkeksin. Bence biz ideal bir çiftiz. Kudret, sevgilim bak ne yapalım biliyor musun? Yarın sabah seninle şöyle romantik, şahane bir kahvaltı yapalım. Kahvaltıda da şu nikah meselesini ciddi ciddi konuşalım.
Hadi bakalım. İyi geceler. Mutlu aylar bize. Birinci ayımız kutlu olsun. Aa, birinci ayımız tabii. Evet. Canım benim, birinci ay. Ya, birinci ayımız kutlu olsun aşkım, nice aylara. Değil. Olur mu bu kadar? Akşam yemeğe gidelim. Birinci ay kutlama yemeği. Yok canım, evde de ben yaparım, yeriz. Tamam, evde yapalım, daha güzel olur. Evde. Sinan. Canım. Sen mutlu musun? Mutluyum tabii. Niye sordun? Hep suratın nasıl ki senin? Ha. Ha. Hep susuyorsun. Olur mu hiç öyle şey? Ben çok mutluyum. Sevdiğim kadınla evlendim. Hı. Şantiyede kendime göre uygun bir iş buldum. Hayatımda istediğim her şeyi hemen hemen gerçekleştirdim. Niye mutlu olmayayım? Hemen hemen. Hey. Sen kendi ağzını itiraf ettin. Hayatta istediğin her şeyi gerçekleştirdim değil. Hemen hemen gerçekleştirdim. Aa, hayır hayır. Yani yanlış anladın ya da ben yanlış anlatmış olabilirim. Bitmiş bu evlilik. Bitmiş. Ne bak bakayım. Bak. Ben yaşadığım sürece ne bu evlilik ne de sana duyduğum aşk biter. Anladın mı? Tamam. Canım benim. Hadi bakayım. Hadi şimdi boşu boşuna ne kendine ne de bana eziyet et. Tamam mı? Ben sana eziyet mi ediyorum? Hayır, 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 hayır. Hay dilimi eşek arısı soksun. Bak, öyle demedim ben. Eziyet, ya eziyet zaten o manada değil burada. Ne manada bu? Aşkım lütfen. Ben hayır, hayır. Ben seni çok seviyorum Yasemin. Gerçekten çok seviyorum ben seni. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Bak ne var burada. Birinci ay pastamızın mumu yanıyor. Hadi onu üfleyelim. Bir kutlama yapalım, tamam? Peki yasaklayacak sırrı olmayanlar? Onlar ne yapar dersiniz? Gül çıkmazına karanlık çöktüğünde. Ses filan duyamazsın şimdi sen. Birkaç ay sonra. Kaç aylık şimdi bizimki? Ne demek kaç aylık bizimki? Ha? Daha biz bir aydır. Ya hani kafam iyice gitti benim heyecandan ya. Benim de. Gamze. Ha. Arkadaşıyla Hasret gidersin diye izin verdim. Bu saate kadar sokakta hanımefendi. Söyleyecek misin? Yarın sabah birlikte söyleriz. Yasemin onca badireden sonra Sinan'la kendisi için mutluluk kapılarının ardına kadar açıldığını biliyordu. Neşe, sevinç kuşları nihayet onun içinde şakıyacaktı. Ne de olsa aralarında artık hiçbir engel kalmamıştı. Sinan'ın evlenme teklif etmesi an meselesiydi. Yasemin, ben sana bir şey soracağım. Ah! Şimdi mi? Burada. Hiç beklemiyordum bunu. Ay, burada mı şimdi? Burada mı? Aa, tamam, nimet, kısmet bu. Kısmet, tamam. Ne? Ne?
Hazır mı? Tamam, sor. Sor, sor. Hazırım. Ya ben kazadan önce peynirli mi yoksa patatesli poğaça mı severdim? Ama ne hikmetse beklediği teklif gelmiyor, gelmiyordu. Peynirli. Yasemin, ben sana bir şey soracağım. Yasemin her an, her dakika evet demeye hazırdı. Hazırım. Sor. Benim gri ceketim vardı ya, lekelenmiş. Onu en iyi kuru temizlemede mi çıkartırız leki, yoksa hani yıkayarak mı? Sen daha iyi bilirsin diye soracaktım. Ama Sinan beklediği soruyu sormuyor, sormuyordu. Bunu mu soracaktın? Evet. Derdin günün ceket mi yani? He? Git kuru temizlemeciye ver. Tamam ama niye kızdın ki bu kadar? Kızmadım. Gamze poğaça bekler yavrucak. Sen de git peynirli poğaçanı ye. Yasemin. Biliyordum sanacağını. Teşekkür ederim. Evet. Poğaçaları unutma o zaman. Yasemin'in umutları tükenmeye başlamıştı. Hoş geldin anne. Anneciğim sizi camdan gördüm. Sinan abiyle buluşup pastaneye gitmişsiniz. Bayağı yakınlaştınız son zamanlarda. Buluşma yok. Kapa yavrum şu kapıyı, han kapısı gibi açık. Pastanede karşılaştık. Yalnız başıma gelmemek için birlikte geldik. Bir de bana soruyor. Peynirli mi severim diyor, bana kıymalı mı? Ben senin kılavuzun muyum? Bana ne? Anneciğim peki bu tesadüfler daha ne kadar devam edecek? Yani herkes sizin birbirini sevdiğinizi biliyor. Artık önünüzde bir engel de kalmadı. Böyle daha ciddi bir şeyler, evlilik falan konuşmuyor musunuz? Evlilik meraklısı biri miyim ben? Evlilik meraklısı mıyım? Ben eğer isteseydim 5 kere evlenmiştim şimdiye kadar. Senin de 5 tane üvey baban olurdu. Tamam ya, bir şey demedim. Ben evlenmek istemediğim için evlenmiyorum. Yoksa o Sinan bana evlenme teklif etmediği için değil. O bana bir kere evlenme teklif etmiyorsa ben 5 kere hayır diyorum ona ya, hayır. Tamam hadi, kapat bu konuyu artık. Poğaçaları koy hadi. Hadi, dershaneye geç kalacaksın hadi. Sinan bana niye evlenme teklif etmiyorsun sen? İstemiyor musun beni? Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Ne arıyorsun sen burada? Ne bileyim kızım. Ayaklar kendi kendine buraya gelince ben de geldim mecburen. Sana baktım her yer içki dolu. Kalayım bari dedim. Belli. Ver şunu. Şişenin dibini görmüşsün yine. Kalk şuradan, kalk. Kalk benim yatağımdan. Ben içmeyeyim de kim içsin be güzelim? Derdime derman vardı sanki. Bari içeyim, unutayım dedim. Derdi varmış. Acındırma bana kendini. Ne güzel evleniyorsun Emel'le. Oh, bir de bebeğin oluyor. Bebek mebek yok Zeliş. Orospu bana yalan söyledi. Yalan mı söylemiş? Ne ya? Bebek yok mu? Yok. Ne oldu bana be Zeliş? Ne oldu bana böyle? Daha geçen seneye kadar hayatım pırıl pırıl. İşlerim tıkırındaydı. Sen
sen yanımdaydın. Şimdi ne oldu? Ne olduysa oldu işte. Bir anda neyim var, neyim yok. Ki her şey böyle kum taneleri gibi parmaklarımın arasından kayıverdi. İş yine kurulur da. Seni nasıl kaybettim ben be Zeliş? Neyse. Sarhoş zırvalarımla kafanıza fazla şişirmeyeyim ben. Hayatını mahvettiğim yetmemiş gibi. Şimdi mahvetmeyeyim değil mi? Hadi git sen. Git yeni kocanın yanına git. Hadi. Zeliş, iyi misin? Haluk! Haluk! Haluk aşk olsun. Ya böyle çat kapı girilir mi içeri? Aramızda teklif mi var hayatım? Karım değil misin? Yoruldun değil mi? Ayakkabını giydirmemi ister misin? Hayır! Ayakkabıyı hiç giydirme. Ayakkabıyı ben zaten... Ben fırlatıp attım onu. Ayağım nasıl bir zonklama. Sabahın köründen beri böyle. Canım benim. Otur da ayaklarını biraz masaj yapayım. Haluk'cum! Ne olursun, 2 dakika bir dur. Ben huyluyum. Evet, ya ayak taşıldı mı çok şeyim yani ne olursun. Hiç ona şey yapma, hayır. Eğlenirdik yani gıdıklardın filan ama... Aman ne diyorum, Haluk, çok sıkıştım ben. Ya aklım hep aşağıda. Şey yapamıyorum, konuşamıyorum bile. Kızlardan birini çağırdım, onlar şimdi bana yardım edecekler. Şey için... Beni çıldırtıyorsun. Geceyi iple çekiyorum. Sana muhteşem bir gece yaşatacağım. Dur. İyi misin? İyiyim. Baskı var. Çok baskı altındayım. Peki bak ben... Sana şunu söylemek için geldim. Konuklarımız gitmeye başladılar. Evet. Onları uğurlamamız lazım. Tamam, sen konukları uğurla. Ben de hemen arkadan geliyorum şu. Bir rahatlayayım. Böyle rahatsızken olmuyor. Peki. Geç kalma. Kalmam. Öldürürüm lan o iti. Kırdın ya. O geceyi çektiğin iple boğarım lan seni. Zeliş. Sen ne biçim iç çamaşırı giydin öyle kızım? Ha? Jartiyerler falan. Bana bak. Yoksa sen bu gece o herife... Ay saçmalama, Allah'ını seversen ne alakası var ya? Ne yapacağız şimdi? Kudret, onu söyle. Ben sana ne yapacağımızı söyleyeyim. Sen benimsin ve benim kalacaksın. Bu gece kaçırıyorum seni.
Anne, tekerleğimi şuraya kaçtı. Alır mısın? Şuraya? Evet anne. Dur çocuğum, dur. Anne alır mısın hadi? Alacağım. Evet anne. Elif dur, ne yapıyorsun sen ya? Bırak. Çekerim anneciğim. Ben çekerdim ya, beklesenize. Yok, tekerlekleri kaçmış anlamam istedim. Başka oyuncakları yok muymuş? Geldin mi oğlum? Geldim, geldim. Geldim de bu çocukları boş bırakmaya hiç gelmiyor ki. Hemen koltuğu kaldırtmışlar Elif'e. Anne. Ah be kızım, niye söylemiyorsun? Tek başına işlere kalkışıyorsun. Benden istediler anneciğim. Anne, harita ödevi. Tamam, tamam. Gel, ben yaparım onu. Sen şey yap. Tamam. Yorma anneni. Hadi bakalım. Ömerciğim, benden istedi çocuk. Hem ben daha güzel harita çiziyorum. Evet, annem senden daha güzel harita çiziyor. Ver anneciğim. Hadi gidelim biz masaya. Anne, ben... Hadi. Kemoterapiden daha bu sabah çıktı be evladım. Göstermiyor ama çok bitkin. Ya çocuk peşinde koşturacağına yatıp dinleniyor olması lazım. Ya ben de öyle düşünüyorum Reyhan anne ama yani söz dinlemiyor ki. Görüyorsun işte. Hay Allah. Ne yapsak? Neden bu kadar ses? Ömer! Ömer, çocuklar nerede? Çocuklar gitti canım. Nasıl gitti? Sakın onları sokağa saldım deme bana Ömer. Saldım sokağa, gittiler. Merak etme hayatım, ben hiç öyle bir şey yapar mıyım? Çocukları annen götürdü. Bu gece halasının kızında kalacaklarmış. Ben de sana güzel bir elma suyu sıktım. Bravo Ömer. Ya anneme teslim ediyorsun çocukları. İki sohbette unutacak. Telefon nerede? Bir dakika hayatım, dur. Sakin ol. Sakin ol bir tanem. Biz her şeyi düşündük, tamam mı? Şimdi sen güzelce arkana yaslanıyorsun. Dinlenip elma suyunu içiyorsun, tamam mı? Ömerciğim, ben çocuklarıma yetebilirim. Bana yetersiz muamelesi yapma. Ya hayatım, ya ben öyle bir şey düşünmedim ki hiç zaten. Hay Allah. Ya sırf senin mi ihtiyacın var yalnız kalmaya? Yani ben de istiyordum böyle bir şey olsun diye. Hem ne zamandır baş başa kalmamıştık ha? Hadi bakalım, sen şimdi arkana yaslanıyorsun. Ayaklarını da uzatıyorsun. Bir güzel dinleniyorsun. Sonra da elma suyunu içiyorsun. Kocacığın kendi elleriyle tek tek sıktı bu elma suyunu. İçine de ne kattı biliyor musun? Ne? Sevgisini kattı. Al bakalım şimdi. Hadi yavrum, kemik. Ah, 6-1. Şu 6. Şu da... Bunu kırsaydın keşke. Ya görmedim ben onu. Niye öyle bakıyorsun? Bugün daha bir güzelsin. Sabah giydiğin elbise çok yakışmıştı. Sonra saçların. Ya biliyor musun, böyle hastalığından beri daha bir güzel oldun sen ya. Çocuklarımın anılarında güzel kalmak istiyorum ben Ömer. Hayırdır inşallah Ömer Bey? Bu saatte? Yasemin, sabaha bekleyemedim. Öğrenir öğrenmez haber vermek istedim. Hayır, tamam. Tamam, dur. Dur, tamam. Hiçbir şey söyleme, tamam mı? Lütfen rica ediyorum. Enver Bey, menopoz dediniz ya. Daha ne diyeceksiniz kardeşim? Nasıl bir felaket bu? Sinan! Sinan! Ne
oluyor Yasemin? Lütfen gel. Senin Enver Bey gelmiş, bir şey söyleyeceğim diyor. Ben istemiyorum. Hayatım, istemiyorum. Tamam, sakin ol. Enver Bey ne oluyor? İçeri girsenize siz bir. Sakin ol. Ya ben lütfen rahatım, duymadım. Ne dedi, bir şey dedim. Ne oldu? Ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Doktorluk hayatım boyunca bu kadar utanmamıştım. Ben çok büyük bir hata yaptım. Ne hatası? Acil bir vaka için hastaneye gitmiştim. Senin tahlillerin çıkmış. Onları kontrol ettim. Östrojen seviyen normal. Güzel haber bu. Anormal olan ne? Yani bu durumda menopoza girmen imkansız. Ee? Yani menopoz değilsin. Menopoz değil miyim? Neyim ya ben? Hamilesin. Neyse. Ya bu kime dedi? Hamile misin? Bana mı dedin? Kim? Ben hamileyim. Hamile misin? Ben, hamile miyim? Hamileyim! Hamileyim! Gerçekten mi? Tebrikler. Gerçekten. Yani ben kendimi tebrik ederim. Ya anne baba oluyoruz biz. Anne. Oh, çok teşekkür. Çok teşekkür. Çok mutluyum ben. Gerçek mi bu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Bir kaşık daha. Ömer, yiyemeyeceğim. Lütfen bir kaşık daha. İçebilsem içerim, içmeyeceğim. Kötü oluyorum, ne olur. Tamam. O zaman senin yüzünü güldürecek bir sürprizim var. Neymiş o? Düğünümüz. Uzun süredir izlememiştik. Hatırlıyorsun değil mi? Ne güzeldi. Nereden aldın onu sen? Gardırobun üstünden, her zamanki yerinden. Ömer, kapatalım mı? Bir dakika. Ömer, merhaba. Sen bu görüntüleri eğer izliyorsan muhtemelen biz başaramadık. Kapatalım mı? Bir dakika dedim. Çok teşekkür etmek istedim sana aslında. Galiba her kadının yaşamak istediği bir hayat yaşadım ben seninle. Her anımı bana prenses gibi hissettirdin. Şimdi çok mutlu olmanı istiyorum. Pes etmek yok. Sen hayata tutunmak zorundasın. Ki çocuklarım mutlu olsun. Çocuklarıma çok iyi bak. Yeniden aşık olmayı deneyebilirsin mesela. Bak, Çetin çok inatçı biliyorsun. Onun suyuna git, Metin çok içine kapanık. Tekin de galiba müzisyen olmak istiyor. Necla tuvalete kendi başına gidip çişini yapmaya başlamıştı. Ona dikkat et, olur mu? Ve Necla çok önemli. Ona çok iyi davran ve çok sev beni sevdiğin gibi. İleride erkek arkadaşlarını sana anlatabilsin. Bir daha asla, ama asla böyle bir şey yapmayacaksın, tamam mı?
tamam mı? Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız olmayacak bir tane. Çünkü sen ölmeyeceksin, tamam mı? Çünkü biz başaracağız, tamam mı? Birlikte başaracağız. Seni çok seviyorum bir tane. Uzun süredir beni böyle mutlu uyandırmamıştın. Özlemişim. Bu hafta kemoterapi yoktu. Kendimi iyi hissediyorum o yüzden. Sonuncusu ne zamandı? Bir ay sonra. Bir ay sonra. Yani güzel dakikalar geçirmek için bir ayımız var. Özellikle de bugün. Annem çocukları götürdü. Baş başayız. Ne oldu aşkım? Hayatım peruk çıktı da onu düzeltmeye çalışıyorum. Şey içe söküldü, sürekli kayıyor düşüyor. Hayatım bunu akşama bıraksak biz yani... Benim şimdi dükkana gitmem lazım. Ya mal gelecek de onu karşılamam lazım. Olur mu? İki günden önce yapamam. Çok kötü yırtılmış. İki gün çok. Yani bana bu akşam lazım. Bir de arkadaşa göstereyim. Tamam. Olmaz ama Ömer. Sor benden yani. Peruksuz görünce konsantrasyonum bozuluyor. Konsantrasyonum mu bozuldu? Zeliş. Ya şimdi tamam ben biliyorum Ömer beni seviyor. Ama bu abim beğenmiyor. Olur mu Elifciğim öyle şey? Sen hastasın diye şimdi sana dokunmuyordur o. Öyle değil işte. Yani bence şöyle bir şey var. Saçsızken beni kadın gibi görmüyor. Hayır yani kendi diyordu ben seni her halinle beğeniyorum, her halinle beğeniyorum. Ruhunu seviyordu. Ne oldu? Ruhumu seviyordu. Ne oldu? Seviyordur bir tanem. Sevmez olur mu? Ama erkekler biraz görselliğe düşkün olurlar Elifciğim. Tabii sen hiç sokakta vay yavrum şunun ruhuna bak diye laf atıldığını duydun mu? Ya Zeliş haklısın ama işte. Aması maması yok. Ömer sana aşık. Bunu hepimiz biliyoruz. Aramızda kalacak. Benim kudretin karşısına ne kılıklarla çıktığımı bilsen inanamazsın. Kılık? Kılık tabii. Aramızda. Bak. Bir gün. Marilyn Monroe olarak. Bir başka günde. Türkan Şoray. Zeliş. Evet. Söyle bakalım Ömer hangi aktrisi beğeniyor? Ha yok öyle bir şey değil. Yani Ömer beni olduğum gibi seviyor. Yani ben olduğum için beğeniyor. Sen yine sensin canım. Şimdi nasıl olsa peruk takmıyor musun? Hı. Bir değişiklik yap. Ne var? Mesela Marilyn Monroe Elif. Mesela Türkan Şoray Elif. Nasıl yakıştı yalnız. Hayatım gömleğimin düğmesi kopmuş. Bununla bir...
Wow, harika olmuş. Ya. Ya. Öyle değişik bir şey deneyeyim dedim. Beğendin mi gerçekten? Çok. Yalnız benim karım biraz kıskançtır. Yani ikimizi böyle yatak odasında görürse hır çıkarır. Ben gideyim o zaman yavaş yavaş. Aa, bir dakika, bir dakika. Daha gitmeyin, biraz daha kalın. Biz acaba sizinle önceden tanışıyor muyuz? Kızıl Afet. Sanmıyorum. Tanışalım o zaman. Hı? Merhabalar, hoş geldiniz. Bayci teyzeciğim, hatırladın mı beni? Suzan ben, Suzan. Niye öyle bağıra bağıra konuşuyorsun ki? Çok şükür kulağım da hafızam da sapasağlam. Tabii hatırladım seni. İkinci kocayı almışsın duyduğuma göre. Hı? Aferin kız sana. Ne iş yapıyor? Doktordur kendisi. Ha. Kadın doğum uzmanı. Eğer ihtiyacın olursa tayini İstanbul'a çıkınca teyzemi de alıp buraya yerleşelim dedik. Biliyorsunuz burada çok güzel anılarımız var. O yüzden mi palas pandıras taşıdınız teyzenizi? Hı? Gecenin bir yarısı kamyonu kapıya çekip öyle hırsızlar gibi kimseler görmeden. Hı, ben. Hı. Maşallah sende de fil hafızası varmış Macide teyze. Her şeyi hatırlıyorsun değil mi? Buyurun. Ben diğer misafirlerle ilgileneyim. Becerikli, ne iyi ev sahibi. Vallahi herkese yetti. Yalnız bir hoş geldiniz deyişim var. Sanırsın yıllardır burada oturan o, biz yeni taşındık. Hiçbir şeyi şarküterimden almadığını, hepsini kendi yaptığını söyledi. Yani ben onun yalancısıyım tabii. Yasemin, niye diktin gözlerimi öyle karnıma? Ay kusura bakma, ne olur. Bir daha anne olamayacağım. Geldi de aklıma öyle. Yasemin ne var bu kadar üzülecek? Ne olmuş, dünyanın sonu mu? Dünyanın sonu? Merhaba soldum ben. Nazlı? Ay, çok özledim ben seni. Nasılsın? Nazlı? Niye Gamze'yi öyle tanımıyormuş gibi soğuk davranıyorsun? Hatırlamadın mı, Gamze senin en yakın arkadaşındı. Ya Gamze der başka hiçbir şey demezdi. Canım benim. Heyecandan dili tutuldu tabii. Buradan ayrıldıktan sonra o kadar çok üzüldü ki. Sürekli ağladı. Seni çok severdi biliyorsun. Ben de. Ben bunu senin için aldım. En sevdiğin renk mavi diye hatırlıyorum. Umarım beğenirsin. Ben aslında moru severim. Yıllar geçtikçe zevkler de değişiyor tabii değil mi? Doğal olarak. Ne? Hangisinden alsam diye şey yapıyorum ama. Güzel görünüyor, çok güzel yapar, evet. Çok güzel değil mi? Bu yumurtalar bozulmuş mu ya? Almasam mı? Alma. Almazsan alma. Al dedim mi ben sana? Hayatım iyi misin? Allah'ım benim yumurtalarım da bozuk. Son kullanma tarihi de geçti. Artık çocuk mucuk yapamayacağım diyemem ya sana. Ah Yasemin! Gelsene buraya! Gel aramıza katıl da biraz sohbet edelim. Hadi. Gel. Hadi, hadi. Yasemin! Aşkım senin neyin var? Yasemin. Menopoz. Menopoz oldum ben. Menopoz. Gülüyorsun bir de ya. Gülünür mü buna? Gerçekten mi söylüyorsun? Gerçekten tabii. Olur mu canım öyle şey? Sen de çok gençsin onun için. Kesin yanlıştır. Ben dedim çok genç bir kadın. Niye menopoz olayım durduk yere dedim. Erken menopozu dedi.
Aşkım tamam olsun. Sen bunu niye içine atıyorsun? Niye benimle konuşmuyorsun? Ne var ki, ayıp bir şey değil. Yaşamın doğal bir süreci bu. Değil mi? Yaşlılık bu. Yaşlılığın doğal bir süreci bu. Yaşamın değil bu. Aşkım ne yaşlılığı? Fıstık gibisin sen daha. Değilim. Yaşlıyım. Keşke... Keşke ben öğrenseydim bunu nikahtan önce. Sen de benimle evlenmezdin. Böyle olmazdı ki bu. O zaman... Bana bak. Benim seninle evlenmeme hiçbir şey engel olamazdı. Anladın mı? Sen bana dedin ki ikimizin çocuğu olsa ne kadar güzel olur dedin bana. Hayat... Demedin mi? Dedin. Yasemin, ben seninle mutluyum hayatım. İşte ben senin benimle çok mutlu olmanı istiyorum, anladın mı? Böyle çocuk vermek istiyorum sana ya ben. Yapma, ne olur yapma. Yansın. Tamam, tamam. Sen git o zaman. Nereye gideyim? Sen git başka genç bir kadınla evlen, beni bırak. Çocuk olmuyor ki. Geçim. Başka türlü susmayacaktın. Peki benim birkaç yumurtam kalmıştı. Niye durdun şimdi? Biraz konuşalım mı? Restorandan çıktığımızdan beri suratından düşen bin parça. Ağzını bıçak açmıyor. Ne oluyor Yasemin? Niye beni yemeğe çıkardın bu gece? Baş başa yemek yiyelim diye. Fena mı? Bu kadarcık mı yani? Biz seninle 2 senede ne badireler atlattık Sinan. Evet. Çok. 2 yıl olmuş mu ya? Vay be. Zaman su gibi akıp geçiyor desene. Zaman su gibi akıp geçiyor. Kaç yaşına geldim ben. Senin bu kadar düşüncesiz olduğunu ben hiç bilmezdim. Düşüncesiz? Evet, düşüncesiz. Seni incitecek bir şey mi yaptım Yasemin? Hayır, hiçbir şey yapmadın. Zaten esas sorun da bu ya. Senin bir şey yapman gerekmiyor mu? Ne gibi? Sen beni deli etmeye mi çalışıyorsun? Biz seninle geçen sene evlenmeye karar vermedik mi? Evet. Bak şimdi evlilik meraklısı bir kadın durumuna düştüm değil mi? Asla değil, hiç alakası bile yok. Ben geçen sene... Ben geçen sene seni o teknede bütün gece bekledim. Fenerleri astım, üstümü başımı giydim. Sana zaten resimleri göstermiştim. Evet. Sonra sen gelmedin. Ben çok kötü hissettim kendimi. Dedim ki bu beni sevmiyor. Bu beni istemiyor. Evlilik falan hiç aklımda böyle bir şey yok. Sonra sen beni bu gece yemeğe çıkarmak isteyince... Ben şey diye düşündüm. Yani sen bana evlenme teklif edeceksin. Ben buna evet diyeceğim. Yasemin. Biraz sakinleşir misin? Ben sana bir şey göstermek istiyorum da. Ya
Ya inanmıyorum sana. Sen mi yaptın? Ya çok utanıyorum ben, çok kötü şeyler söyledim. Çok güzel. Olmuş mu seninki gibi? Çok güzel olmuş. Benimkinde tabii biraz daha... Ayrar, çok güzel olmuş. Sensin güzel. Gel. Gerçi ben başka bir konuşma düşünmüştüm ama bu da güzel oldu. Ben seninle evlenirim. Çünkü ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çok. Yasemin o anda biraz fazlaca sabırsız davransa da... sonunda rüyaları gerçek olmuştu işte. Sinan'a kavuşmuştu. Haluk, içeride kadının söylediklerine inanmadın değil mi? İki gözüm önüme aksın ki iftira ediyor. Evet, daha önce bilgisayar için eve biri gelip gitti. Kafayı bana takmış. Konuştum, böyle bir şeyin olamayacağını anlattım. O çocukla aramda hiçbir şey geçmedi. Sana neyin üstüne istersen yemin edebilirim. O bilgisayarcı çocuk nerede şimdi? Bunu neden soruyorsun? Haluk, gidip ondan hesap mı soracaksın? Benim onunla aramda hiçbir şey geçmedi, geçemez de. Neyin hesabını soracaksın? Biraz para verip susmasını sağlayacağım. Anlamadım. Yarın bir gün benim karım olduğunu öğrenirse... bunu da basına sızdırmaya kalkarsa bu çok kötü olur. İstifa etmem bile gerekebilir. O yüzden iyisi şimdiden ağzını kapamak. Haluk'cum, sen kendin için mi korkuyorsun? İçeride kadın benim namusuma dil uzatıyor, bana iftira atıyor. Sen seçim derdinde misin? Gerçek ya da değil. Önemli olan bu ortaya çıkarsa bir dahaki seçimleri nasıl etkileyeceği. Şimdiden bir önlem almam lazım. Burada. Ya kızım, kafayı mı yedin? Niye vuruyorsun, niye öpüyorsun ya? Emel'le nişanlandığın için vurdum. Beni kıskanıp da bardağı kırdığın için öptüm. Bakayım. Haluk Levent iftirasını duyunca ne yaptı biliyor musun? İşin hiç aslını faslını sormadı. Beni hiç umursamadı bile. Sadece kendi oyları için endişelendi. Ama sen öyle misin? Ben beni senin kadar seven bir erkek istiyorum. Yani seni. Yani seni derken beni. Beni hala seviyor musun? Evet. Ben de seni seviyorum. Beni nasıl kıskandığını, o bardağı nasıl kırdığını gördüm. Gerçekten çok merak ettik. Çok geç kaldın çünkü. Yaz. Evet. Emel gitti, sen gittin diye. Ya. E? Şey, ben de banyoda ellerimi yıkıyordum ama
Neyse kaçıyorum zaten. Ellerinize sağlık. Görüşürüz. Eyvallah, görüşürüz. O elini gösterim ha. Yahu ver şunu. Meraktan çıldıracağım. Ne dedi doktor? Ay Sinan, benim başıma film gibi şeyler geldi. Bu ne ya? Banyoda biri mi var? Yasemin'cim, benim hayatım. Elimi yıkayıp çıkıyorum hemen. Senin iş mi bu? Bu da şey, Kudret. Ne oluyor be? Altay, Altay iyi misin? Değilim Nermin. Hem de hiç iyi değilim. Kaç gecedir bebeği ezeceğim diye gözüme uyku girmiyor Nermin. Nereden çıkardın Umut'u aramızda yatırma işini, anlamadım ki. Bebek psikolojisi üzerine bir kitap okudum. Eğer bebekler anne babalarıyla uyurlarsa böyle kendine güvenli, huzurlu, mutlu büyürlermiş, o yüzden. Nermin'ciğim, onu emziren anneler için önerirler. Sen emzirmiyorsun. Ama sadece o da değil. Yani anneyle babayla yakınlaşmasını sağlıyormuş bebeğin. Çok güzel. Ama karı koca olarak da bizim yakınlaşmamızı engelliyor. Bilmiyorum farkında mısın ama Umut doğduğundan beri tık yok. Yapma Altay. Her kadın doğumdan sonra birkaç ay o işi yapmak istemez. Sen de biliyorsundur. Nermin, sen doğurmadın. Sen sadece hırkayla makası uzattın. Ama Umut bunu bilmiyor ki. O da minicik bir bebek babası. Ne olur birkaç ay daha dişini sıksa. Tabii canım. Ne olur sıkarım ben dişimi. Birkaç ay daha. Dişçi değil miyim ben? Sıkayım dişimi, olsun bitsin işte. Sıkarım dişimi. Şunun şurasına birkaç ay. Günaydın. Günaydın canım. Nermin, benim yarın çok önemli bir diş eti ameliyatım var. O yüzden biraz uyumam lazım. Bu gece eve gelmeyeceğim. Muayenehanede kalacağım, haberin olsun. Aa, o ne öyle? Bekar gibi muayenehanede mi kalacaksın? Hiç değilse evde uyuduğumdan daha uzun süre uyurum. Altay yapma böyle, ne olur. Ben Umut'un psikolojisini düşündüğüm için böyle söyledim. Nermin, bu senin ilk çocuğun değil, değil mi? Kerem'le İrem'i daha önce hiç yatağa almadığınızı söyledin, değil mi? Tamam işte. Onlara böyle yapmadığım için belki de böyle oldu bu çocuklar. Yani sorumsuz, öfkeli, bencil. Umut'un böyle olmasını istemiyorum. Hatalarımdan ders çıkarmak istiyorum Altay. Selçuk'tan bir haber alırsan bana da haber ver, olur mu Nermin? Tabii. Hadi görüşürüz. Ay Elif. Ya iyi ki geldin. Ben de sana bir şey sormak istiyordum. Aa tabii ki sor. Ya ben ne İrem'i ne de Kerem'i yanımda uyuttum. Şeyi soracaktım. Sen çocukların bebekken onları yatağına alıp onlarla birlikte uyuyor muydun? Tabii. Yani özellikle Metin aramızda yatmadan uyumuyordu. İyi, iyi. Kusura bakma, gerçekten özel şeyler soruyorum ama Ömer'le siz ikiniz, yani o dönemlerinizde özel hayatınızı nasıl... Ha, karı koca ilişkisini diyorsun. Ay Nermin, ne var bunda utanacak, aşk olsun. Tabii çocukla etkileniyor o ilişki, ona yapacak pek bir şey yok ama biz ne yapmıştık biliyor musun? Biz hani kimsenin seni kolay bulamayacağı kuytu köşeler düşünürsen. Yani mesela bir kere Ömer'le şey yapmayayım şimdi, gel. Kızım, sıradaki hastamızı yollar mısın? İsmi neydi? Tamam. Doktor Bey. Nermin. Randevuma geç kalmadım umarım. Nermin'cim, hiç müsait değilim. İçeride hastam bekliyor. 5 dakikacığınız da mı yok benim için? Hı? Yaprak sarma yaptım. Tatmanız için getirdim.
ılık ılık, bol kuş üzümlü, fıstıklı, ekşi ekşi. Hı? Macide teyzeye bıraktım bir saatliğine. Nasıl? Harikasın. Sana çay getirdim, şekerini de karıştırdım. İstemem kızım. Bundan da çıkarım vardır senin şimdi. Ne o? Çay getirene bedava güzellik salonu kuponu mu veriyorlar? Aşk olsun Kudret. Onca özür diledim senden. Balayımızda, hatta bal günümüzde böyle yüzüne döküp de mi oturacaksın? Çok ağrıma gitti Seliş. Çok. Beni öyle paket gibi parka oturtup gitmen... Evet gittim. Gittim oraya buraya gittim. Sor bakalım niye gittim? Niye? Biraz nefes almak için gittim Kudret. Biraz kafayı dağıtmak için gittim, tamam mı? Daralttım seni değil mi? Daha şimdiden. Hayır, beni daraltan sen değilsin Kudret. Beni daraltan benim içimdeki korkular. Kudret bak, senin kör olduğunu... Öğrendiğim günden beri şurama bir korku çöreklendi. Yani ya bu adam şimdi merdivenleri görmez de lambur lumbur yuvarlanırsa bir yerlerde diye, ya bir şey görmez kafayı oraya saplarsa diye, ne bileyim ocak açıktır fark etmezsin oranı buranı yakarsın diye. Sana böyle olacağını söylemiştim. Ama sen daha haftası dolmadan pes ettin. Ben pes falan etmedim. Pes falan etmiyorum. Ömrüm olduğu sürece ben sana bebek gibi bakarım. Ama Kudret'ciğim, biraz yalnız kalmak istedim. Manasız işlerle uğraşarak biraz stres atmak istedim. Yani ne bileyim, kuaföre gidip orada burada biraz nefes almak istedim, anlıyor musun? Seliş. Özür dilerim hayatım. Kendi derdimi öyle bir kaptırmışım ki. Senin de dertlenip streslendiğini fark edememiş. Kudret, sana bir şey olursa ölürüm ben. Tanrı olsun kız. Kör oldum işte. Dalga geçme. Benim karım ne kadar misafirpervermiş öyle ya. Ha? Nerminler bir yıl kalsınlar öyle mi? Peki ben karımla ne zaman baş başa kalacağım? Hı? Bak Nermin dese ki benim evim yıkıldı. 5 sene sizde kalacağım. 5 yıl? 5 yıl. Ben evet derim. Ben Anadolu kadınıyım, ne yapabilirim? Böyle görmüşüm yani. Vay canına. Ben istemiyor muyum seninle baş başa kalmayı? Bilmem, istiyor musun? İstiyorum. Ne? Vallahi. Gerçekten? Vallahi istiyorum. Ne kadar istiyorsun? Çok istiyorum. Çok mu istiyorsun? Evet. Yasemin, telefonun titreşip duruyor. Anlamış mıdır bizim oynaştığımızı? Belli oluyor mu? Ne diyorsun Yasemin? Evliyiz biz hayatım. Ben gideyim, o şüphelenmesin. Tamam. Geceye kadar izin sana. Git bak. Beklerim ben. Gece. Gece mi? Evet. Ne? Sinan. Ben gece için sana salondaki kanepede yatak yapacağım. Ne? Şişt, sakin ol. Gamze benim yanımda yatacak gece. Ya Allah aşkına, bir genç kızı içeride misafirler varken nasıl salonda yatırayım ben? Sen söyle. Tamam.
Ben zaten alıştım seni özlemeye. Ya deme böyle, ne olur. Tabii tabii tabii. Peki o zaman madem seninle vakit geçiremiyoruz, iyi bari ben arkadaşlara gidiyorum o zaman. Nereye? Tamam mı? Şimdi tamam, misafircilik oyna. Ne yaptım ben şimdi? Kendi elimle kocamı sokağa mı teşvik ettim? Aman be. Gel gel. Zeliş, benim kadın kadına seninle bir mesele konuşmam gerekiyor. Hı. Tamam, mutfağa geç. Hayırdır? Zeliş. Zeliş, ben kendi ellerimle kocamı sokağa yönlendirdim. Nasıl yani? Bu evcimen adamı aldım, arkadaşlarıyla sokağa saldım. Aa. Niye böyle bir şey yaptın ki sen? Şimdi gider erkek arkadaşlarıyla dertleşir, yarın bir gün o olur bayan arkadaş sana. Niye kendi ellerinle kocanı sokağa atıyorsun sen? Ben kendi isteğimle mi Allah aşkına? Mermiler bizde ya. Sinan geldi sabahleyin eve. Ondan sonra biz koltukta birazcık küçük bir öpüşme oldu aramızda, anladın mı? Küçücük. O sırada tabii ki Nermin geldi, baktı bize filan, bastı bizi resmen. Ben bir utan. Adamı aldım böyle ittim, bana 2 metreden fazla yaklaşma dedim. Nermin'ler buradayken. Nikahlı kocana. O dedi ki iyi akşama kadar beklerim o zaman dedi, geceye dedi. Nereye geceye? Gamze benim yanımda uyuyacak bu gece. Ne yapacağım ben? Zeliş, bu adam böyle böyle soğur benden değil mi? Yani şimdi siz yeni evlisiniz, sizin sürekli birlikte olmanız lazım. Nasıl? Misafirler var evde. Nermin git başka evde kal diyemem ya. Zeliş. Sen çağırsana bunları, sen çağırırsan gelirler. Biz de o esnada böyle baş başa kalabiliriz. Ay nereye çağırıyorsun Yasemin ya? Benim hiç halim mi var misafir ağırlayacak? Hazırlığım bile yok. Ne yapacağım yani? Ben senin gibi kuru kuru ağırlayamam misafiri. Ne kuru kurusu? Git pastaneden kekle poğaça al, onu da fırına ver, ısıt. Hayatım, Nermin bizi hamsili pilavlarla bilmem nelerle yedirip içirirken ben önüne pastane malı mı koyayım? İyi o zaman benim evliliğimde tehlikeye girsin, ne yapayım ben yani, boş ver. Boş ver ya. Dur ya, dur. Bakalım bir çaresine, dur bakalım. Bir arayayım şu Nermin'i. Ara ya, ne olur, sevap sevap. Alo? Nermin'cim nasılsın canım? İyi. Bana bak, sen böyle hep Yasemin'de kalıyorsun ya, ben çok bozuluyorum ama. Gerçekten. Niye hiç bize gelmiyorsun? Yok Temelli gel demiyorum, öyle yapıp da Yasemin'i gücendirme tabii. En azından yani hani bu akşamlık filan. Ben senin arkadaşın değil miyim ya? Aa, alınacağım vallahi. Gel buraya, Allah ne verdiyse yiyelim beraber. Geliriz tabii Zeliş'cim. Biz de zaten Kudret'e bir geçmiş olsun demeye gelmek istiyorduk. Tamam o zaman. Bu akşam bekliyorum. Görüşürüz canım. Tamam mı şimdi? Tamam. Aslansın. Ay mis gibi kokuyor yalnız. Aferin sana. Oh. Oh, nefis kokuyor ya. Sen yaptıysan tabii. Yoksa değil yani. Yok yok, korkma. Bu sefer halis mulis benim elimin lezzeti. Tabii senin beğendiğin Nermin'in eline benzemez ama yani. Yok be aşkım ya. Ben senin elinden tuzlu makarna yemeği bile özledim. Çorba yaptım. Biz bu arada 2 metre kurulunu çiğnedik. Ne oldu Nermin'ler gidene kadar hani? Nermin bu gece Zeliş'e gidiyor. Ne diyorsun? Evet. Gamze'yi de babaannesine yolluyorum. Ev bizim yani. Ay canım benim. Zeliş'cim, bizi bu gecelik mazur görüver. Umud'un biraz ateşi var da dışarılara çıkarmayalım çocuğu. Başka zaman gelirsin. Ha, patladı bizim iş desene. Ya hayır, patlamadı. Sen bir sevincini koru lütfen, tamam mı? 2 dakika ver bana. Lütfen, geliyorum ben şimdi. Ya Zeliş, sen niye hemen ikna oluyorsun Allah aşkına? Bir iki ısrar daha etseydin ya. Ya bebek bu. Ateş çıkardı iner de. E tamam, 2 suya atarlar, biter gider. Hayatım ısrar ettim. Yalvarayım mı yani? Gelemem dedi, kapattı telefonu. Ne yapabilirim yani? Bak Zeliş, sen de arkadaşsan sana şu kadarını söylüyorum. Nermin'i bu evden çıkaracaksın. O
Vallahi çok pis gönül koyarım ha. Yasemin dur bir düşünmem lazım. Aa bak dur aklıma ne geldi. Madem Nermin'ler buraya gelmiyor o zaman ben Kudret'i de alayım. Ben size geleyim. Sen de Sinan'ı alır bize gelirsin. Ha? Ne diyorsun? Kanka be. Bütün gün otur ye iç mi demek şimdi be. Şu büfeden iki tane soda kapsana. Meyveli olanlardan. Sen muhale geldiğinden beri isteklerin ardı arkası kesilmedi zaten Kudret. Sus be sus. Sus. Sus da yürü. Heh. Hamdi de gidiyor nihayet. Tamam ben birazdan Kudret'i alır gelirim. Aslansın. Vallahi aslansın. Bak işte arkadaş dediğim böyle olur. Hiçbir şey yapmayacağız evine. Hiç merak etme. Kanepede oturacağız. Film seyredeceğiz uslu uslu. Tamam canım öpüyorum seni. Hadi. Ya misafir böyle girilir mi? Pahtasının altındaki anahtarla el alemin evine. Zeliş bunu kendi eliyle verdi. Aa, niye? Nasıl? Çok soru soruyorsun Sena. Sarılsana bana ya. Çok özledim seni. Çok özledim. Onlar nerede peki? Yoklar. 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 Peki neredeler? Ya bizim evin misafiri. Bizdeler mi? Evet bizdeler. Onlar orada biz. Biz burada. Sen beni bayağı eve attın yani. Yok artık. Ah. Aa. Sen bayağı beni eve atmışsın ya. Ya lütfen utanıyorum ben şu anda. Lütfen susar mısın? Kendimi kandırılmış hissettim bak şimdi birden. Ben benden soğuma diye yaptım bunu. Aa, niye soğuyacakmışım ben senden? Olur mu öyle şey ya? Ben seni çok zor buldum. Ne badireler atlattım. Soğur muyum hiç ben senden? Soğumazsın değil mi? Soğuma. Soğuma bak ben. Soğuma. Soğuma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.